Arkadaşlar, ben Tango Alfa 1 Eko Victor. Adım Şenol Mutlu. Eski gemi telsiz zabitlerindeyim. Şimdi biraz kondansatörler hakkında bilgi vermek istiyorum. Yeni süper kondansatörler geliyor yakında. Peki süper kondansatörler neden bu kadar hızlı gelişiyor? Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar kondansatörlerin geçici olarak elektriği depoladığını görüyorduk zaten. Fakat sıvı arttıkça depolama güçleri de artıyor. Şimdi artık 20, 30, 50 faratlık süper kondansatörler bizim nikel kadmiyum pillerin yerlerini alma eğilimine giriyor. Bunun sebebi de şeyden kaynaklı. Pillerin birer ömrü var. Mesela 500 kere veya 1000 kere şarj ömürleri var. Zaten lityum iyon piller 1000 defa şarj oldukları zaman %30, %50 kapasiteye düşüyorlar. Yani en kararlı lityum iyonlar Sony, Sanyo, Toshiba, NEC gibi markalar kullanılıyor laptoplarda. Bunlar da 1000 kullanımda artık ömürlerini hemen hemen tamamlamış bulunuyorlar. Fakat kondansatörlerin avantajları defalarca, binlerce, milyonlarca defa dolup boşalması. İşte bu yüzden yüksek kapasiteli kondansatörler kullanılarak daha fazla güç elde etme. Sonra şöyle bir şey var ki lityum iyon piller de, nikel kadmiyum da, aküler de aniden şarj edemiyorsunuz yüksek bir akım vererek. Ama kondansatörler o konuda daha az direnç gösterdiği için daha çabuk şarj edilme olayına giriyor. Ve çok çok daha çabuk şarj edildiği için daha istediğiniz gibi de kontrol altında gücü geri alabiliyorsunuz. Tek kötü tarafı kondansatörler biraz daha pahalı pillere göre. Çünkü yapılış şekillerinin içlerinde işte bizim bor madeninde kullanılan bir yağ var. Alüminyum folyolar filan var. Bunlar tabii elektriği üzerine tutabilmek için sıvılarını arttırma eğilimindeler. Maliyetleri daha henüz pahalı. Ne farkı var diyelim, güneş enerji panelinin önüne koyduk. Böyle bir şeyi, kondansatör grubunu. Lityum iyon veyahut da diyelim ki jel aküden daha hızlı şarj oluyor. Güneş paneli ne verirse onu alacak akümüz. İşte daha doğrusu kondansatörümüz. Akü olsaydı belli kapasite bir zorluk gösteriyor. Kayıplara uğruyor. Çünkü bir zorluk, bir ısınma olayı oluyor. Kondansatörlerde böyle bir ısınma olayı çok daha zor olmuyor. Bir anda çok güçlü elektrikler alabiliyorsunuz aküler gibi kondansatörlerde, ama bir anda da çok çok yüksek bir amper, yani bir kalkışta alabiliyorsunuz. Henüz daha evrimleşmedi, henüz daha büyümediler. Başka teknolojileri de şu anda görürsünüz, elektrikli bisikletler, elektrikli motosikletler görüyorsunuz piyasada. Yavaş yavaş çıktı, çıkacaklar. Diğer bir teknoloji de lityum iyonlara karşı hidrojen piller. Ama şu anda onlar 12 bin lira, 15 bin, bunun gibi yüksek rakamlardalar. Kondansatörden pil yapmak mantığı daha ucuza mal oluyor. AliExpress gibi firmalarda işte 10 farad, 20 farad gibi kondansatörler alıp basit bir şekilde lityum iyon pil alacağıma, işte jel akü alacağıma şu kadar zaman tutarım şeklinde onları da sınırlandırarak denemeler yapan arkadaşlar var. Ama çok yakında ilk etapta gördüğüm kadarıyla hidrojen pilinden önce kondansatörler devreye girecek. Elektrolitik kondansatörler. Bunlar genelde 2 volt civarlarında, 1,2-2 volt, ama farad olarak baktığınız zaman 30 faradlık 30 faratlık bir kondansatörden epey bir enerji çıkar. Seri ve paralel bağlayarak sıvasını paralel bağlarsanız sıva artıyor, voltaj eşit kalıyor. Yani kısaca sıvalarını arttırarak bir şekilde bunları
kullanmak mümkün olacak. Voltajlarını veya şeyleri arttırarak bir şekilde mümkün olacak ileride. Ama yakın, bu zaman yakın. Yani en az bir aküleri 10-15 sene daha kullanmaya devam edeceğiz ama bana kalırsa 20 sene sonra şu anki kullandığımız lityum iyon pil teknolojisi çok az kullanılacak. Hatta jel akülere terk ediyor olabiliriz, olacağız. Çünkü çok daha fazla. Şöyle diyelim, hidrojen pili 15 kat, lityum iyon pilinin 15 katı kadar ömür vaat ediyor. Neyleri değiştirecek hidrojen pili? Şunu değiştirecek. Bir akülü bisiklet şu an bende de var. Bir akülü derken bildiğimiz katlanır bisiklet. Normal 1000 defa lityum iyon şarjıyla 40-50 kilometre gittiğini, 60 kilometre gittiğini söylüyor. Diyelim ki bir şarjda biz gidiyoruz 50 kilometre. 1000 şarjda 50 bin kilometre yapar bu. 1000 şarjda. Ama bu pillerin 15 kat daha uzun ömürlü olduğunu düşünürsek 50 bini 15 ile çarpmak bisikletin yani ömrünü yani bir pille komple bisikletin ömrünü komple almış oluyorsunuz. Bisiklet ölür ama pil hala dolu olur. Hidrojen pilinin tek farkı bu. 15 kat. 15 tane pil değiştirmek gibi bir şey oluyor. İşte yakında bu tür teknolojik yenilikler olacak. Olmaya da devam ediyor. Şu anda Alman, Amerikan firmaları, Japon firmaları akü tasarlama veyahut da nasıl bir aküyü, nasıl bir lityum iyonundan daha fazla enerji elde edebiliriz? Nasıl hidrojen teknolojisi veyahut da hangi madde katarsak ne yaparız diye bunun araştırmalarında. Türk firmaları da tabii ki onları bir şekilde taklit ediyor ama taklit etmek de tabii ki bir sermaye. Bu da bir çalışmadır. En azından hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Yerli piller de yakında geliyor, hidrojen pilleri. Üretimine belki ilk etapta askeri maksatla olabilir. Çünkü düşünsenize drone veyahut da helikopter gibi bir malzemede pilin bittiğini düşünün. Lityum pil, iyon pille olacak bir şey değil bu. 15 kat hidrojen piliyle bir kere şarj edeceksiniz. Saatlerce uçacak. Bunun gibi şeylerde kullanımı düşünülüyor. İşte böyle arkadaşlar. Benim size diyeceğim bu. Yakında ilk etapta herhalde kondansatörlerle güneş enerjilerini, rüzgar enerjilerini şey yapacağız, depolayacağız. Ondan sonra hidrojen piline bir geçiş olabilir. Ama hidrojen pilinin bile ömrü 15 kat büyük olsa bile lityum iyon pile göre kondansatörün milyonlarca defa dolma olayı var. Kondansatörler de bir üstünlük sağlıyor çok çabuk şarj olma açısından. Bilmiyorum tabii ki suyla çalışacak hidrojen pili. Hani yakında suyla çalışan araba olayları falan var ama onlar da bir yere kadar. Yani bu konuda bilgilerim böyle. Kondansatörlerde dediğim gibi ısınma olayı yok, kayıp yok bir şarj ederken. Yani daha kolay depolanabiliyor. O yüzden bilgiler böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tango Alfa 1, Eko Victor. İyi günler.